Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer düzenlediği kahvaltıda basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Gazeteciler ile bir araya gelen Rektör Acer, Tıp Fakültesinin son durumu ve FETÖ yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesindeki kahvaltılı basın toplantısına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Orhan Aktur ve basın mensupları katıldı. Kahvaltı sonrası ilk konuşmayı Rektör Acer yaptı. Cumhurrektörü Yücel Acer konuşmasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki paralel yapılanmaya değindi. Maalesef benim göreve geldiğimden beri de bu gündem hala üniversitemizin bir numaralı gündemi oldu. Biz tabii bunu daha hızlı bir şekilde gündemden çıkarmaya gayret gösterdik. Fakat eşyanın tabiatı gereği bu yapının bütün Türkiye'de ülkemize verdiği zararın ve hatta ülkemizin yurt dışındaki itibarına ve işlerine verdiği zararın bizim üniversitemizdeki bir yansıması, biz de bir nevi her şeye yeniden başlamaya çalışıyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin şu anki durumuna ben yeniden yapılanma diyorum. Gerçekten ben şahsen ve arkadaşlarım Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni yeniden şekillendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bunu kendi içimizde yaşıyoruz. Dışarıya çok yansıyamasa da henüz kendi içimizde yaşıyoruz. Dolayısıyla FETÖ gündemini bir kere geride bırakmaya başladığımızı söyleyebilirim. Şu an gündemimiz bu soruşturmaların içeriği olmadığı için çok buna girmeyeceğim. Belki başka bir vesileyle bir araya geldiğimizde detaylara bakarız ama şu kadarını söyleyeyim. Soruşturulan çok sayıda insanın, öğretim üyesinin, elemanının ve idari personelin soruşturmalarında sona yaklaşıldı. Hatta idari personelin soruşturmalarının tamamlandığını söyleyebilirim. Henüz resmi tebligatlar yapılmamış olsa da. Akademik personelin soruşturmalarında da toplam soruşturulan 322 kişinin büyük bir çoğunluğunun soruşturmasının sonuçları aşağı yukarı belli. Bugüne kadar ihraç olanlar var. Ama şu kadarını söyleyeyim, olacak olanlar var. Bütün bunlar tamamlanınca inşallah bunu konuşacağız. Onu az konuşmaya başladık. Belki ileride bir basın toplantısı vesilesiyle bir detayları paylaşıp bu meseleyi inşallah üniversitemizin gündeminden sonsuza kadar çıkarıp bir daha da bunlarla uğraşmayacağımız bir zamana denk geleceğiz diye düşünüyorum. Rektör Acer konuşmasının devamında Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi hakkında da bilgiler verdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi şüphesiz ki üniversite dışından vatandaşlarımızın, ülkemizin insanlarının, Çanakkale'ye gelenlerin ama özellikle de Çanakkale'ye yaşayanların ilgilenmek durumunda olduğu özellikle, daha fazla ilgilenmek durumunda olduğu bir kurum. Zira aynı zamanda üniversite hastanesi ve tıp fakültesinde çalışan hocalarımız ve asistanlarımız ve hemşirelerimiz, bütün çalışanlarımız aynı zamanda Çanakkale'de yaşayanlara da temel bir ihtiyaç olan sağlık hizmeti veriyorlar. Bu anlamda orada ne olup bittiği çok önemli. Bu bilgilendirme de o anlamda önemli. Şunu söylemek isterim. Hastanenin ve tıp fakültesinin yeniden yapılandığını, yeniden ayaklar üstünde ve gerçek gündemiyle çalışmaya başladığını söyleyebilirim. Benim bugüne kadar hani tıp fakültesinden hoca sayısının ciddi anlamda azaldığına dair bir algı da var. Şüphesiz ki ciddi sayılabilecek bir azalma mevcut. Şu ana kadar tıp fakültesinde çalışan öğretim elemanlarından 25 tanesi üniversitemizle ilişkin tamamen kesildi, ihraç oldu. Ama bu rakam bununla sınırlı değil. Henüz vesile kazanmamış olsa da daha ihraç olması düşünülebilecek öğretim elemanları var. Tabii ilk bakışta bu yüksek sayıların hastanenin işleyişinde, tıp fakültesinin eğitim öğretim kalitesinde ciddi bir zarara yol açacağı düşünülebilir. Ama enteresan bir şekilde bu ihraçların üniversitemizin tıp fakültesinin ve hastanesinin işleyişinde bir geriye doğru gidişe yol açmadığını, belki de pozitif bir katkı sağladığını
enteresan bir şekilde söylemek mümkün. Özetler bunu gösteriyor. Belki daha rahat bir çalışma ortamını yakalamaya başladığı için burada çalışan arkadaşlarımız olabilir. Ama biz ihraç olanlar, gidenler, istifa etmek durumunda kalanlar 15 Temmuz'dan önce, onların yerine biz hiçbir partizan ve siyasi referans gütmeden güvendiğimiz insanların referanslarını esas alarak alanında çalışkan, gayretli olduğuna inandığımız zaman aldığımız ve almaya devam ettiğimiz önemli sayıda hocamız da var. Bizim buradaki referansımız ne bir tek görüş, ne bir tek çete, ne de tek bir kişi. Burada çok sayıda değişik değer verdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerin, kurumların bizlere referans olduğu veya bizim doğrudan tanıdığımız, çalışkanlığından emin olduğumuz, düzgün çalışma sisteminden emin olduğumuz hocaları tıp fakültesine kazandırıyoruz. Bu anlamda tıp fakültesinin bir nevi her şeye yeniden başladığını söyleyebiliyorsunuz. Çok büyük bir hastane inşaatı devam ediyor. Bununla ilgili ben göreve geldiğimde çok ciddi bir kaynak gerekti. Hastanenin ilk ihalesinde yaklaşık bitirme bedeli 48.658.000 TL olarak ihale edilmiş. İş artışlarıyla beraber 52.747.000 TL'ye hastanenin inşaatı tamamlandı. Fakat hastanenin inşaatı ihalesinin içerisinde çevre düzeni ve çevresinde yer alacak unsurlar dahil edilmemişti. Dolayısıyla bizim yaklaşık 20 milyon TL'lik bir ek daha alıp bu 52 milyon TL'nin yaklaşık 20 milyon TL'sini de yine biz geçen yıl ödenek olarak almak durumunda kaldık hastaneyi bitirebilmek için. O harcandı, tamamlandı hastanemiz. Şimdi yaklaşık 20 milyon TL'lik çevre düzeni ihalesini yaptık. Sonuçlanmak üzere çevre düzeni ihalesi yapıldı ama henüz dosyaları inceleniyor, firmaların sonuçlanmadı. Sonuçlandığı zaman yine söylediğim gibi yaklaşık 20 milyon TL'lik iş sonbahara kadar bitirecek, hastanenin bütün çevre düzeni tamamlanmış olacak böylelikle. Ve hastanemiz bu yılın sonbaharında inşallah çalışmaya başlayacak. Böylelikle üniversite hastanesi 55 bin metrekare kapalı alana sahip. Hocalarımız birazdan bahsedecekler. Çanakkale'de tek sayılabilecek bir sağlık kurumu haline gelecek. Şimdi bizim avantajlarımız şüphesiz ki çok sayıda değişik Çanakkale'de bulunmasından hepimizin mutluluk duyacağı, güven duyacağı ana bilim dallarının, branşların açılmış olması, mevcut olmuş olması, kanser tedavisinden çocuk cerrahisine, çocuk psikiyatrisine kadar üniversite hastanesinde değişik branşlardan hocaların ve değişik ana bilim dallarını bulmak mümkün. Böyle nezik bir ortamın da oluşması için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rektör Acer'in konuşmasının ardından söz alan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Orhan Aktur detaylı bir bilgi aktarımında bulundu. Fiziki altyapı olarak hepimiz biliyoruz. İki ayrı binada hizmet veriyoruz. Bir Terzioğlu yerleşkemizde, bir de Kepez Hastanemizde 2008 yılından beri. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Eğer hastanemiz inşaatı 2017 içerisinde biterse yaklaşık 82.500 metrekarelik bir alana sahip olacağız kapalı alan olarak. Şu an itibariyle yatak kapasitemiz 270, 37 yoğun bakım yatağımız mevcut hastanemizde. 15 genel, 6'sı koroner, 16'sı da yeni doğan yoğun bakım yatağı olmak üzere. Hocam bahsetti, öğretim üyesi sayımız, yardımcı sağlık personeli sayımız bu şekilde. 2016 yılı içerisindeki verilerimiz elimize ulaştı tabii ki istatistiki anlamda. Yaklaşık 304 bin poliklinik hastamız 2016 içerisinde bize başvurmuş. 16 bin yaklaşık yatan hastaya hizmet vermişiz Çanakkale bilgelerinde. 60 bin acil servisimize başvuru olmuş bu rakamlar. Elimizde geçen yıla oranla ciddi artış olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii bir üniversite hastanesiyiz, bir eğitim araştırma hastanesiyiz. Dolayısıyla onun gerektirdiği bölümlerin hemen hemen tümüne sahibiz şu an itibariyle. Onlara da takviyelerimiz devam ediyor ama özellikli birimlerimiz var. Yani en yakın Ankara, İstanbul ya da İzmir diyebileceğimiz illerde olan bir takım birimlerimiz var. Ben özellikle bunları ön plana çıkarmak istiyorum sunumlarımızda. Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz. Yaklaşık bir ay önce 3. sevgiye Çanakkale'de tek yeni doğan yoğun bakım ünitemizin ruhsatını bakanlıktan aldık ve şu an hizmet veriyor ek binamızda, Terzioğlu'nda. Bu bizim için son derece önemli. Onkoloji ve kemoterapi ünitemiz güçlenerek hizmet vermeye devam ediyor. Kepes Hastanemizde şu an bu hizmet veriliyor. Kalp ve damar cerrahisi ve kardiyoloji birimimiz 7 gün 24 saat çalıştığını söyleyebilirim. Her türlü açık kalp ameliyatı, bypass operasyonları, kapak değişimleri yapılabildiği gibi yine kardiyolojimizin mesela bu yıl son 3-4 ay içerisinde yaptığı, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan ameliyatsız kapak değişimi operasyonları da yapılmaya başlandı. Bahadır Hocam'ın da öncülüğünde bu işlem artık yapılabiliyor. Yine Çanakkale'de ritim bozukluğunun tedavisini yapabildiğimiz bir merkeze sahibiz. Elektrofizyoloji laboratuvarı dediğimiz sizleri dondurarak tedavi yöntemi dediğimiz yöntem şu an hastanemizde aktif şekilde uygulanıyor. Tabii girişimsel radyoloji ünitemiz var. Yine Çanakkale'de tek merkez. Özellikle damarsal girişimleri burada yapabiliyoruz bu ünitemizde. Gastroenteroloji, endoskopi ve RCP ünitemiz şu an aktif olarak çalışıyor. Uzmanımızla beraber hizmetlerini vermeye devam ediyor. Yeni yapılan uygulamalarımız var. Yine bizim övünç kaynağımız öyle değil. Türkiye'de 3-4 merkezde yapılan. Mesela yapay biyonik kulak takılması işlemi şu an 7. oldu. Hatta bugün 7. olduğumuz operasyon da şu sıralarda yapılıyor. Bu son derece önemli bir gelişme. İşitme problemi olan olguların tedavisi artık büyük merkezlere gitmeden hastanemizde yapılabiliyor. Yine mesela ECMO cihazı son bir ay içerisinde yaptığımız yani yapay akciğer cihazı kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitemizde hizmet veriyor hastalara. Bunu söyleyebiliriz. PET ünitemiz var. Terzioğlu'ndaki ek bina girişinde pozitron emisyon tomografisi dediğimiz özellikle kanser hastaları için son derece ileri bir görüntüleme yöntemi aktif şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Tabii yeni hizmet vermeye başlayan birimlerimiz de var. Çocuk ruh sağlığı hastalıkları yaklaşık bir aydır poliklinik hizmeti vermeye başladı şu an ek binamızda. Yeni doğan işitme tarama cihazımız şu an aktif olarak yeni doğanda hizmet veriyor. Şu an Çanakkale'de tek hizmet veriyor. Yeni doğan yoğun bakımı söylemiştik. Yeni mamografi cihazımızın kurulumu yapıldı. Şu an Türkiye Atom Enerji Kurumu'ndan ruhsatlandırılmasını bekliyor. Muhtemelen bir hafta içerisinde de mamografi cihazımızla hizmet vermeye başlayacağım. Sualtı Hiperbarik Tıp Merkezimiz Mart ayı içerisinde bakanlıkla olan yoğun görüşmelerin sonucunda uzman hekim gelmesiyle beraber hizmet vermeye tekrar başlayacak. Bundan müjdesini buradan verebiliriz. Sunumun ardından Rektör Acar, gazetecilerin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanması ile ilgili sorularına cevap verken, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversiteler arasında idari FETÖ yapılanmasında ilk sıralarda olduğunu belirtti. Tıp fakültesi en çok etkilenen fakültelerden bir tanesi. Yani biraz böyle fakülte bazında baktığımız zaman evet en çok tıp fakültesi ama sadece tıp fakültesi değil. Mesela eğitim fakültesi çok konuşuluyor ama hemen yanı başında yani ikinci sırada en çok etkilenmiş olan fakülte eğitim fakültesi. Bunun sebebi de o yapının önde gelen kişilerden bir tanesinin eğitim fakültesinden olmuş olması ve dolayısıyla orada birçok yerden oraya birçok hocanın gelmesini sağlamış olmasının büyük etkisi var. Bu iki fakülte ciddi anlamda etkilenmiş. Tabii onun yanı sıra ciddi etkilenen bir fakülte de Deniz Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi'nin daha önce hiç açık olmayan bazı branşlarını açma bahanesiyle diyorum. Çok sayıda hoca getirilmiş ama hocalar da o bölümün gerçek
uzmanlık alanına sahip hocalar olmadığı için yok da öğrenci vermemiş. Yani ne öğrenci almış ne de bir ilerleme sağlamış ama çok sayıda hoca getirilmiş. Şimdi onların büyük kısmı tabii üniversitemizde işi kesilmiş oldu. Üç fakülteyi özellikle söyleyebilirim. Mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, tıp fakültesi. Ama tıp fakültesi önceki kadrosuna bakarsak yani bu benden önceki rektör döneminden önce hangi sayıda hocayla devralınmış tıp fakültesi ona bakarsanız en büyük kadrolaşma tıp fakültesinde olmuş. Bu süreçte kaç tane hocanın girişik ettiği ya da görevler alındığı ya da işte bir soruşturma kapsamında ne gibi? Soruşturmalarda biz iki hususu birbirinden ayırdık. İdari personelle akademik personeli birbirinden ayırdık. İki farklı komisyon soruşturdu. İdari personel ihraç sayısına baktığımız zaman 72 tane idari personel üniversitemize ihraç oldu. Sanıyorum buna bir 4 kişi daha eklenecek. 76 diyebiliriz nihai olarak. Bu maalesef Çanakkale Fikret Üniversitesi'nin bütün üniversiteler arasında en çok idari personelin ihraç olduğu üniversitelerden getirdi. Akademik personel açısından baktığımız zaman da şu ana kadar ihraç olan akademik personel sayısı 145. Ama bu rakam kesinlikle 200 geçecek böyle gözüküyor. 200'ü epey bir geçebilir. Bu rakam da bizi Türkiye'de üniversitelerin içerisinde ilk 3 en fazla ilk 4 arasında yapıyor. Şu an ilk 4 arasında şu anki rakama bakıyorsa 145 rakamına bakıyoruz. FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan BYLOG kullanılan 70 akademik personel ile 100'ün üzerinde idari personel tespit edildiğini anlatan Profesör Doktor Acar şöyle devam etti. Biz birçok üniversiteden farklı olarak bu işi bir soruşturmayla yaptık. Bir soruşturma, iki soruşturma komisyonuyla yaptık. Hatta geçen gün gazetenin bir tanesinde köşe yazarı akademisyenlerin soruşturulmasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bütün üniversitelere örnek teşkil etmesi gerektiğini yazdı. Hatta bazı ihraçların tekrar gözden geçirilmesini, tekrar gözden geçirilirken de hem komisyon, hem komisyon üyeleri, hem komisyonun uyguladığı kriterler anlamında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin örnek alınması gerektiğini de yazdı. Tabii bu bizim dışımız, tabii ulusal gazetede köşe yazan birisi tarafından yazılmış olması dışarıdan da üniversitemizin bu anlamda iyi takip ettiğini gösteriyor. Yani bu bir açıdan da şahidesiz bir süreç oluyor. Üstelik biz her iki komisyonun incelemesi sonrasında ihraç olanların da başvurabileceği iki itiraz komisyonu kurduk. Yani bunların üyeleri soruşturma komisyonu üyelerinden farklı bir komisyon daha varmış olduk. Dolayısıyla kimse kendisine olmadık yere bir haksızlık yapıldığını iddia edemeyeceği bir soruşturma sürecine geçmiş oldu. Ama ben inanıyorum ki %100 bu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin gündeminde bu meseleyi tamamen silecek bu sebeple. Yani hem düzgün bir soruşturma süreci hem de hiç kimseyi neredeyse atlamadan. Tabii bizim bilmediğimiz hususlar oluyor. Yani öyle gizli ya da popüler ifadesiyle kripto sayılabilecekler var ki yani etrafında hiçbir veriye ulaşamıyorsunuz. Böyleleri çıkmıyor. Mesela BYLOG dışında başka hiçbir veriye ulaşamadığınız kişiler var. Ama BYLOG listeleri güncelleniyor. Kaç BYLOG çıktı mesela? Şu ana kadar bize gelen rakam akademik personel için tabii dediğim gibi gittikçe güncelleniyor. Sanıyorum bir kişiye yakın BYLOG tespit edilmiş kişiler. Bu sadece akademik personel için. Aynı zamanda diğer personel için de var. Yani yüzün üzerinde BYLOG tespit edilmiş kişiler var. Ama ben yine söyleyeyim, tespit edilmiş şu ana kadar. Bundan sonra nasıl bir sonuç çıkar olur?